İşte o günlerdir beklenen açıklama sonunda Başkan Joe Biden'dan geldi. Amerika Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini bugünkü konuşmasında soykırım olarak niteledi. Biden açıklamasını Ermenilerin soykırımı anma günü olarak kabul ettikleri bugün, yani 24 Nisan'da yaptı ve böylece Biden 1981 yılında aynı sözcüğü kullanan Amerika Başkanı Ronald Reagan'dan bu yana soykırım diyen ilk Amerika Başkanı da oldu diyebiliriz. Baktığımızda zaten Biden bir yıl önce henüz başkan adayıyken 1915 olaylarında hayatını kaybedenleri anmıştı ve 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi çabalarını destekleyeceğini söylemişti. Hatta Biden o dönemde paylaştığı Twitter mesajında bugün Ermenilerin Ermeni soykırımı sırasında karşı karşıya kaldıkları zulmü hatırlıyoruz demişti. Ermeni soykırımını kabul eden bir karara destek verme taahhüdünde bulunuyorum. Evrensel insan haklarını öncelik sıralamasının en üzerinde tutacağım demişti Biden. Bununla birlikte Biden'ın bugünkü konuşması bekleniyordu da diyebiliriz aslında. Öte yandan baktığımızda Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris de 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz'la birlikte Amerika Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması için zaten önerge vermiş isimlerdendi. İşte Başkan Joe Biden'ın bugünkü açıklamasından sonra ise şimdi gözler Türkiye'de. Bakalım Türkiye'nin cevabı ne şekilde olacak? Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.